Herkese merhaba. Biz şimdi Midilli'ye geldik. Bayram tatilimizin bir kısmını burada geçireceğiz. Öncesinde limandan geçiş aşamalarını çekmedik. Artık herkes zaten izlediği videolarda görüyor. Sadece dikkatimi çeken daha önce de yurt dışına çıkışlarımız olduğu için yeşil pasaportla geldik. Yeşil pasaportumuzu çok kontrol ettiler. Orada acaba olağan olmayan bir durumum var diye biraz endişelendik. Damgalarını, her şeyini kontrol ettiler. Çok şükür rahat bir şekilde geçtik. Sonrasında daha öncesinde İKFA diye bir firmadan online olarak ben bir araç kiralamıştım. O aracımızı almak için limandaki İKFA'nın şubesine gittik. Ve her zaman olduğu gibi en ucuz hangi araç varsa onu kiraladık. Normalde bu araçlar Midilli'de 35 euro civarı ama şu anda bayram dönemi olduğu için biz bunu 45 euroya kiraladık. Aracımızı aldık, hemen yola koyulduk. Şimdi Agiasos'a geldik. Mutlaka adaya gelecekseniz öncesinde araç kiralayın. Biz beklerken herkes geldi, araç kiralamak istedi ve geri çevirdiler. Online olarak bu işleri halledin mutlaka. Öncelikle ada çok büyük. Kesinlikle hani yürüyerek gezerim, toplu taşımayla gezerim gibi bir yanılgıya kapılmayın. Mutlaka araç kiralayın. Hatta yaz aylarındaysanız motosiklet bile değil bence. Araç kiralayın direkt. Yunanistan'ın en büyük 3. adası diyebiliyorum ben. Hatta biz bu geldiğimizde 3 gün burada bulunacağız. 3 günde adanın tamamını gezemeyeceğiz. Bunun için de bir seçim yaptık. Sadece güney bölümünü ve kuzey bölümünü gezmeye karar verdik. Bir dahaki gelişimizde de daha fazla olarak batı bölgesine ayıracağız inşallah. Şu an için güney bölgesinde Agiasos ve Plomari tarafları var. O tarafı gezeceğiz. Yarın da Molivos ve neydi ismi? P ile başladı. Penta mıydı ya? Neyse. Molivos tarafındaki kuzey bölgesini gezeceğiz. Gidelim. Petra. Hatırladım Petra. Agiasos, Lesvos adasında bulunan küçük bir dağ köyü. Geldiğinizde göreceksiniz, burası ahşap işçiliğiyle ünlü bir yer. Birçok dükkanda el yapımı, ahşaptan yapılmış işte hediyelik eşyalar satılıyor. Aynı zamanda seramik ürünler de bulabilirsiniz. Hediyelik almak için çok güzel bir alternatif. Şimdi Plomari'deyiz. Plomari adanın güneyinde olan bir kasaba. Burası aslında Uzo'suyla ünlü bir kasaba. Hatta Uzo Dünyası Müzesi adında bir müzesi dahi var. 1850'li yıllardan itibaren ilk Uzo üretimi burada başlamış. Çoğu Yunan adasında gördüğümüz Barbayani Uzo'larının da aynı zamanda burada bir yeri bulunuyor. Evet, şu an Molivos'tayız. Tam gün batımı, akşam gün batmak üzere otelimize geldik. Çok yorulduk. Lesvos'un yolları bizi çok yordu. Bir yerden bir yere gitmek inanılmaz derecede meşakkatli. Ama sonunda otele vardık. Şöyle bir eşyalarımızı bıraktık. Giyindik, süslendik. Akşam yemeğine doğru Molivos merkeze yola çıkıyoruz. Kaldığımız otel, Otel Bella Vista diye bir otel. Yine Molivos'ta. Booking'den ayarladık. Yani ortalama bir otel buranın standartlarına göre. Umarım güzel geçer.
buldunuz efendim. Minik odamıza hoş geldiniz. Şimdi biz Molivos'ta konaklıyoruz. Molivos, Bella Vista Otel diye bir otelde Booking'den yer ayırttık. Şu anda otelin gecelik kalma ücreti 45 euro civarında diye biliyorum. Yine kahvaltı dahil. Otel güzel, temiz. Havuzdan ve denizden yararlanabiliyorsunuz. Bence zaten Molivos, Midilli'de konaklamak için, yani Lesbos Adası'nda konaklamak için en güzel seçeneklerden birisi. Kuzeyde kalan bir bölge. Odamız da gördüğünüz gibi standart bir otel odası. Gayet temiz. Biraz dağınık olabilir sadece. Burada yatağımız ve banyo, tuvalet kısmı ayrı yapmışlar. O yönden iyi olmuş. Bu tarafta da işte yiyecek içecek kısmı, televizyon izleyebilirsiniz. Aynamız, dolaplarımız ve burada da buzdolabımız yer alıyor. Dün akşam çok güzel bir restorana gittik. Bu akşam da aynı şekilde bir deniz ve ürünleri yapan restorana gideceğiz. Zaten Yunan adalarına geldiyseniz deniz ürünleri yemeye daha çok meyilli oluyorsunuz. Güzel kalamarlar, karidesler, ahtapotlar. Burada daha çok seçenek bulunuyor açıkçası. Dün akşam gittiğimiz restoran da Martin's Restoran diye bir restorandı. Gerçekten çok keyif aldık. Misafirperverlik zaten çok iyiydi. Restoranın sahibi teker teker masaları gezerek hani yemeğiniz nasıldı, gününüz nasıl geçiyor diye sohbet ediyor. Ve herkesin küçük de olsa bir gönlünü alıyor. O kalabalık müşteri popülasyonuna rağmen tek tek bütün masaları geziyor. Bu akşam da Octopus diye bir restorana gideceğiz. Ona şu an gitmediğimiz için nasıl olacağını bilmiyorum. Buraya gelirseniz diyeceğim ekstra bir şey, bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok uzak. Mümkünse adayı birkaç defa gelerek deneyimlemeniz. Biz dün mesela en güneyden en kuzeye çıktık. Gerçekten yorucu olabiliyor. Molivos'a gelecekseniz sadece Molivos'a gelip Molivos'ta kalıp orayı gezmeniz. Güneye gidecekseniz sadece güneye gitmeniz. Ya da Midilli diye merkeze kalacaksanız sadece oraya gitmeniz mantıklı olacaktır. Şimdi Molivos'ta kaleye çıkmaya çalışıyoruz. Kale tam tepede yukarımızda. Aynı burayı Bergamo gibi düşünebilirsiniz. Bergamo antik kente nasıl çıkıyorsak. Burada da aynı şekilde Arnavut kaldırımlı dik yokuşlardan, merdivenlerden çıkarak kaleye ulaşabiliyorsunuz. Şu anda tam öğlen saatleri ve biz aklımızı peynir ekmekle yedik. Ve bu saatte dışarı çıktık. Şu anda siesta başladı. O yüzden etraf çok sessiz. Bir tek dışarıda biz varız diyebiliriz. Hedefimiz kaleye çıkmak. Beyin kanaması geçirmeden, bayılmadan. Dün Barbayanne Uzat Müzesi kapalıydı. Bugün de kale kapalı. Salı günleri kapalı oluyormuş. Diğer günler açık. 8.30 ve 15.30 arasında. Şansımıza küçelim olsun. Thank you.
diye bir yere geldik. Buranın tatlıları meşhurmuş. Limonlu payı inanılmaz güzel dediler. Onu şimdi tadacağız. 20 dakika önce yeni yapılmış. Çok lezzetli dedi sahibi. Çok övdü. Birayı da çok övdüler tabii. Şimdi onu yiyoruz. Güzel. Şimdi bir başka sahil kasabası olan Petra'ya geldik. Petra, Molivos'a çok yakın, 5 kilometre uzaklıkta olan bir sahil kasabası. Burasının çok güzel plajları var, kum ayrıca. Ve deniz kenarında konumlandırılmış restoranları, işte kafeteryaları var. Mutlaka değerlendirmelisiniz buraya geldiğiniz zaman. Açıkçası bizim en beğendiğimiz yer Petra ve Molivos oldu. Bunun dışında şöyle bir çarşısı var. Birazdan burayı da gezeceğiz. Genellikle konaklama olarak Molivos'a göre birazcık daha burası uygun fiyatlı kalıyor. Çok yakın olduğu için eğer ki aracınız varsa da konaklamayı burada da düşünebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Hadi gezelim o zaman. And we never got the tag away from that. You bring up leg of water, she's going to get out the gym that the sauce went to. Midilli merkeze geldik. Önce aracımızı kiraladığımız yere teslim ettik. Bugün burayı gezeceğiz tamamen. Akşam da feribotumuza binip Ayvalık'a geri döneceğiz. Midilli merkezde gezeceğimiz açıkçası çok yer var. Şu anda Ermuğ Caddesi'ndeyiz. Burası alışveriş yapabileceğiniz tam sahil şeridinin bir arka sokağı olan cadde. Buradaki dükkanlara biraz bakacağız. İşte kilise var, kale var. Hepsini teker teker gezmeye çalışacağız. Thank you.
Marmara Caddesi'nden ilerlerken Agios Terapondas Kilisesi'nin önüne geldik. Böyle büyük bir avlusu var. Şimdi içeri de gireceğiz hep birlikte. Zaten simgesi Mitilene Limanı'na yaklaştığınız zaman hemen Aziz Terapondas Kilisesi'ni görüyorsunuz. Bir yerde nerede kilise varsa orası da zaten o yerin genelde merkezi oluyor. Kilise milattan sonra 7. yüzyılda yaşayan Aziz Terapondas adına inşa ediliyor. Bu kilisenin inşa tarihi de 1915 yılı. Neden bu Aziz Terapondas adına peki bu kilise yapılıyor diye soracak olursanız, kendisi Tanrı ve İsa'nın öğütlerine aşık bir kişi olarak biliniyor ve halk tarafından psikoposluğa layık görülüyor. Hazreti İsa'nın doğduğu topraklara gidiyor ve orada bir Yahudi annenin çocuğunu dirilttiği rivayete göre söyleniyor ve sonrasında da halk tarafından büyük ilgi görüyor. Daha sonrasında yoğun ilgiden dolayı Kıbrıs'a taşınıyor ve Araplar tarafından Müslüman olmadığı gerekçesiyle öldürülüyor ve onun adına daha sonrasında 1915 yılında bu kilise inşa ediliyor. Kilisede hem barok, hem Bizans, hem gotik mimari yönünden sentez öğeler bulunuyormuş. Siesta'da işte en işlek cadde bile böyle sessiz oluyor. Yalnızca motosikletler geçiyor. Şu an sokakta neredeyse kimse yok. Bir saat önce burası tıklım tıklım doluydu. Bir de bayramın etkisiyle Ayvalık'tan da çok gelen Türk turiste vardı. Bakar mısınız? Adada benim en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ikinci el giyim dükkanlarının çok fazla olması. Bu gördüğünüz üçüncü dükkan bizim Türkiye'de çok gördüğümüz bir şey değil. Nadiren İstanbul'da vardır. Onun dışında yok. Ben bir dükkana girdiğimde bir şey beğenmiştim ama şu an Siesta'da oldukları için onu maalesef ki alamayacağım. Ama birçok dükkan var. Mutlaka gezmelisiniz. Ha, bir de şunu da unutmamak lazım. Bizde de fiyatlar oldukça arttı. Artık motosikletlilerden gına geldi bana ya. Gerçekten of of yani. Şöyle de bir şey var. Ülkemizde de artık kıyafet fiyatları çok ucuz değil. Bence bu alternatiflerin artması lazım. Birçoğumuz birçok markadan kıyafet alıyoruz ve bir süre sonra giymeyebiliyoruz. Temiz ve güzel bakılmış kıyafetlerimizi böyle yerlere verebilmeliyiz ve böyle yerlerden de kıyafet alabilmeliyiz. Midilli'deki Osmanlı Çarşı Hamamı'nın içine geldik. Fakat yine her zamanki gibi 15.30'da kapanıyormuş. Ve şu an 15.39 saatimiz. 9 dakika farkla biz buraya girmeyi kaçırdık arkadaşlar. Ya siesta'ya denk geliyoruz ya kapanmış oluyoruz. Bu tatilde hep kapanan yerlere denk geldik. Uzo Müzesi de aynı şekildeydi. Burası da aynı şekilde. Bilemiyorum. Şansımız görmek nasip değilmiş. Bir dahaki gelişimizde inşallah. Ama güzel merkezi bir konumda yer alıyor. Baktığımız kadarıyla da Google'daki fotoğrafları da gerçekten tatmin ediciydi. Neyse o fotoğraflarla yetineceğiz artık. Evet, yeni caminin önüne geldik.
cami gördüğünüz üzere kapalı, kilitli. Yani o kadar altı durumda bırakılmış ki neredeyse yıkılmak üzere. Gerçekten güzel de görünüyor. Bakım yapılsa gayet de turist çekebilecek bir yer. Yani Midilli'de ne kadar turistik yer var? Yani birkaç tane, bir tane daha eklenebilir yani. Bu onlara kazanım sağlar. Fakat maalesef atıl durumda, çok kötü görünüyor. Umarım ilerleyen yıllarda yapılır. Midilli Kalesi'ndeyiz. Midilli Kalesi'nin önündeyiz daha doğrusu. Tabii ki içeriye giremedik. Şaşırdık mı? Hayır. Dışarıdan göründüğü kadarıyla kale çok iyi durumda görünmüyor. Yıkılmaya yüz tutmuş neredeyse. Yavaş yavaş bölüm bölüm tadilat yapmaya başlamışlar ama bunun yapılması uzun zaman alır diye tahmin ediyoruz. Burada aynı zamanda gördüğümüz kadarıyla iç tarafta bir eski Osmanlı hamamı var gibi gördük. Çünkü kubbe kubbe yerler vardı. Orayı Osmanlı hamamına benzettik. Doğru da olmayabilir. Giremediğimiz için göremedik tam anlamıyla. Yani büyük bir ada burası ve kaleler simgesi. Baktığınız zaman çiçek gibi olması lazım buranın. Ama maalesef ki öyle değil. Bizim Çandarlı'mızın kalesinin yanında. Solda sıfır yani. Evet, biz aracımızı İKFA isimli firmadan kiraladık gördüğünüz gibi. Ben internet üzerinden kiraladım arabayı ve son ana kadar, arabayı teslim edene kadar hani tüm deneyimleri yaşayıp bittikten sonra fikirlerimi beyan etmek istedim. Açıkçası firmadan çok memnun kaldık. İnternet üzerinden kiralamalarda bazen internetten kiralıyorsunuz fakat firmayı bulmak zor olabiliyor. Daha önceki gelenler bu firmayı önermişlerdi. Biz de aynı şekilde buradan kiraladık. Araçlar zaten ortalama en düşük fiyattan hangi araç varsa 35 euro, 40 euro civarı. Fiat Panda tarzı araçları kiralıyoruz biz. Arabayı kullandık, teslim ettik. Herhangi bir sorun yaşamadık. Sonrasında da rica ettik bagajlarımızı size bırakabilir miyiz diye. Vapur saatine kadar sizde bırakabilir miyiz diye rica ettik. Tabii ki dediler. Biz rahat rahat Midilli'yi gezerken bagajlarımız burada kaldı. Hiçbir çanta taşımadık. O yüzden gelirseniz tercih edebilirsiniz. Oğlum çıkmayayım lan. Neyle gözüküyorsun? Ben daha yeniyim. Niye lan? Çok sıcak. Evet, Lesbos Adası seyahatimiz sona erdi. 3 günlük güzel bir yolculuktu. Şimdi memlekete geri döndük. Ailemizle bayramlaşacağız. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.